Should old acquaintance be Fethi bize uçlu kendi tarifi olan efsane yumurta yapacak. Tişört yıkıyor. Ne arıyorsun Fethi? Siyah arıyorum ya. Bu havuç doldurmak için büyükçe bir kap mı? Hani rendeyi içine koyup rendeleyeceğim. Şurada oluyor daha çok onlar. Metalimsi bir şey vardı, onu alsam dedim ama. O olabilir. Hiç rendeyi parmağını kaptırdın mı bunu? İnanılmaz kötü bir şey ya. Çikolata, bir iki lokma. Ya ben artık böyle gece de yemek değil de sabah yemek istiyorum. Evet. Gece yemeği. O zaman böyle şey oluyor insanın. Sabahleyin keyfi olmuyor. Evet, şu an final hali sayılır. Şu tatlara bakar mısınız? Sabah kahvaltıda, bilmiyorum kim yer ama biri yer diye. Bir sucuğumuz eksik, çayımız birlikte güzel bir kahvaltı. Kahvaltı sonrasında mükemmel bir haberle, zille daha doğrusu, dikkatim dağıldı Adidas'tan. Güzel bir kargo var arkadaşlar. Normalde bunu Dan Issue açılımında yapacaktım ama bir türlü gelmediği için burada yapayım istedim. Bir çorap alacaktım aslında. Herif bir çorap almakta sonuca bakar mısın? Orada bir şeyler ve çoraplar da burada. Adidas çorapları basketbol için. Benim de hemen bir yıkayayım. Adidas böyle bak şeyle yolluyor. Kargonun içinde. Böyle poşet yolluyor. Ve çok güzel. Poşete koy ve devam ettirin için. Harika. Bir tane şöyle bir askılım var. Ne diyorsun? Bence güzelmiş. Ha? Hoş. Bayağı tatlı. Kumaşı hafif böyle efil efil ama bir yandan da delikli delikli. Yani bunlar genelde terlemeyi önleyen veya hızlı kurumanı sağlayan şeyler olduğu için. Bir tane de şöyle arkadaşlar Adidas şortum var. Bu da güzelmiş. Çok güzel değil mi? Aynen öyle. Bir tarafı baksana şöyle fileli fileli. Yine Three Stripes burada var. Ters tarafında ise Adidas yazıyor. Bir şu şerit olayını da çok seviyorum. Doğru. Biraz mesela siyah tayt giydin, oradan ayrışıyorsun, hoş oluyor. Aynen. Ne aldın? Güzel bir uzunluğu var. En kötü basketbolda da şöyle ters kıvırınca mesela biraz daha yukarı çekmiş oluyorsun. Güzel oluyor. Hoş baya. Fiyatları neydi? Bu işte 300 küsürden 200'e düşmüştü. Güzel. Bu da aynı şekilde öyleydi. Çorabımız bir Adidas kalmıştı arkadaşlar. Çoraplarım orada çok fazla var aslında. Bir sürü var. Şunun için full çorap dolu bakın. Oha. Biraz karışık olmaya da başladı görüntü olarak. Bir komedin tarzı bir şey alacağım çoraplar için geliyor. Ama sadece Adidas basketbol çorabım eksik. Under Armour'u aldım. Nike, Jordan hepsi tamam. Şurada da şimdi Adidas için biraz daha tatlı bir çorap aldım. Videolarda iyi çıkmasını istiyorum. Şu çizgiler çok güzel. Çizgiler yani. Çok güzelmiş ama şöyle bir sıkıntı varmış. Bilekleri pedli pedli gibi, içlerinde hiçbir şey yok gibi. Hadi ya. Aa, değişik. Neyse bu ilk çorabımızdı. Bir tane daha alırız diyormuş. Şimdi şuraya atıyorum ve bloğumuza devam ediyoruz. Çok güzel. Şu ya. Mesela neydi? Adidas'mış bakma. 190'dan 100'e mi gelmişti? Gibi Adidas gibi. Gibi. Ama mesela şu 500'den 100'e geldi arkadaşlar. Evet. Bu Aero Adapt diye geçiyor. Özel bir tasarım.
Zaten işte sırtındaki şu dikiş kumaşlar. Böyle fiyatları sanki çeyreğine düşmüş gibi falan vardı yani. Yani şu an Fethi'nin giydiği ben de aynısından aldım. Biraz kollarını daraltacağım bunu. Onun vallahi ya. Bana bayağı bol geldi. Demiştim yani, ben üzerime denediğimde sana aynısını söylemiştim. Bir kollar böyle öpür olunca hoşuma gitmiyor. Bu 300 liralardan güzel aldık. Bu harika bir şey yani ya. Yani %60, %50, %75'e kadar varan indirimler harikaydı. Titan da aynı şekilde. Evet, güzel oldu. Vlog içinde kutlaşma yapmayı da bayılıyorum. Evet evet. Tamamdır. Work work work. Te creemos en Instagram. Te creemos. De lo que eres. Pero en el mundo lo que a mujeres me la creía. Hasta ese día que me engañaste. Qué mal. Reciclaba amores y estabas tú. Te necesitaba. Ya no. Tam çıkmak üzereydim. Yine bir kargo. Kargolar kargolar. Seviyoruz bunları. İlk almayı istememiştim ama ilerleyen zamanlarda çok ihtiyaç olduğunu düşündüm arkadaşlar. Bir maske 200 lira verdim maalesef. Ve bir de çok güzel bir taytımız var. Kalın, koşu. Tight'ı direkt insanlar bunu şortsuz bile giyiyor ama efsane iki ürünüm var. Merak ediyorum nasıl olacak. Hadi bakalım. Bunu da Harvard'a gittiğim zaman almıştım arkadaşlar. Baktım dolapta, bayağıdır giymiyorum böyle şeyleri. Şu maskeyi hemen açmak ve denemek istiyorum. Çıkmam lazım. Yetişmem gereken de bir yer de var. Açacağız. İnşallah güzel olur. 200 tane maskeye ne kullanacağım bunu? Evet, şu şekilde giriyormuş. Görüyorsunuz. Evet. Fena değil. Birçok özel bunun için bir şey de göndermişler. Poşet diyelim, çanta diyelim, küçük mini. Güzel oldu. Elimi sürmeyi hiç sevmiyorum çünkü maskelere. Arkadaşlar 3-4 katmandan oluşuyor. Buradaki IsoChill tabakası, yani yüzünüzü serin tutacak, ıslatmayacak. İçi dışı her yeri Under Armour logosu, üstünde kullanılan tekstil ürünleri 3-4 katman. Şu an detaylıca anlatmak istemiyorum. Dediğim gibi çok acelem var. Hemen de çıkmak istiyorum. Şöyle bir suratıma sadece. Efsane oldu. Baya rahatmış. Baya güzelmiş. Bayıldım ya. 200 tane eder gerçekten arkadaşlar. Direkt alır almaz Latex larç aldım. Korktum çünkü dar olursa kötü olur. Tam geldi. Efsane. Spor salonunda arkadaşlar takamıyordum maske. Şimdi artık bundan sonra takabileceğimi düşünüyorum. What's up yo. I need to go. I gotta go. Bayağı iyi. Şuradan okuyacaktım size tek tek ne var ne yok. 3 layer system. Hemen kısaca okuyalım. O zaman outer, en dış katman, yani şu görmüş olduğunuz katman. Water resistant, outer shell features smooth breathable spacer fabric. Suya dayanıklı, su itici, çok böyle smooth, kaygan, pürüzsüz ve nefes alabilir güzel bir kumaştan üretilmiş. Middle'da poliüretan open cell foam. İçinde bir köpük varmış arkadaşlar. Açık hücre köpüğü. Tam olarak tabii ki ne demek olduğunu bilemiyoruz işin içinde olmadığımız için. Buradan çok rahat bir şekilde havanın geçmesine ve nefes alabilmemize imkan veriyor. Ve bu sayede ter ve ıslaklık birikmiyormuş. Son olarak da direkt IsoChill tabakası, zaten en önemlisi burası. Lining and eardrops feel cool to touch for as long as you wear it. Her zaman serin ve iyi hissetmenize yardımcı olacak bir tabaka. Antimikrobiyal, mikrop tutmuyor. Bakterinin üremesine karşı geliyor ve onları engelliyor. No matter how sweaty it gets. Ne kadar terlerseniz terleyin, bakteri üremesine karşı çıkıyormuş arkadaşlar. Çok iyi. Nasıl yıkanıyor? Asıl benim için en önemli kısım orası. En güzel de siyah rengi olduğunu düşündüm ve bunu aldım. Çok da iyi yapmışım. Bir tane de harika bir kargo parası vermemek için de bunu aldım arkadaşlar. Trendyol'dan aldım bu arada bunları. Trendyol'da favori ürünlerim olarak seçmişim. Bir baktım bu var. Hemen yapıştırdım.
Uf. Arkadaşlar bu çok da fena bir şeymiş. Normalde 600-700 lira gibi bir fiyatı var. Yeni gelecekleri de 1000 liraların üstünde geliyor arkadaşlar. Şortmanımsı ve harika. Ben 200-300 lira arasında bir şey aldım arkadaşlar. Göstereyim. Harika, şu an üstüme giyecek vaktim yok maalesef. Etiket bile kalite kokuyor, şuraya bakar mısınız? Rush koleksiyonundan. Etiketlere de bile bayılıyorum ya. Tek tek incelemek istiyorum. Etiket budur. Şuradaki Under Armour logosu bile gerçekten efsane. Çok kaliteli. Diğer Adidas'larla birlikte deniz arkadaşlar. Siyah. Onları da hala denemedim. Görüyorsunuz burada. İş bayağı yoğun olduğu için öncelik vermem gerekti. Evet, müsaitlerimi deneriz. Ama maskeyi çıkartmayacağım suratından ya. Maske gerçekten efsane oldu. Oy, sen ne kadar tatlısın. Sen ne kadar tatlı bir şeysin. Tuti, kıyım. Ah, hiç de takmıyorum. Burunda bile değilsin. Uy. Biraz alışsın, yavaş yavaş alışır. Ben çok severim kediyi. Ah, güzel kızım benim. Çok tatlı, tertemiz ya. Aynen, gerçekten çok temiz hayvan oluyor bu kediler ya. İçeri girecek herhalde. Bura beni sarmadı diyor, ben evime gireceğim. Çok temiz hayvanlar. Bir de devir, bak karnını açtıysa tamamdır o iş zaten. Şey bilmek mi istiyorsun? Fazla sosyal bir kedi ya bu. Kızım ben seni böyle mi yetiştirdim? Hemen göbeğini açıyorsun, ediyorsun. Ayıp ayıp. Sen ne tatlı bir şeysin. Oh. Kırlamaya başladı mı? Yo, duymuyorum ama. Yok, zaten hissedersin, hemen duyarsın. Sen ne tatlısın. Evde bir de bir hayvan olması huzur veriyor insana. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Fethi Şef yine iş başında. Yine bu sefer de salataları yapıyor. Ekrem'imiz de yarın muz yiyecek. Güzel bir yemeğimiz var arkadaşlar. Afgan pirinciyle. Benim favorimdir. Annem sağ olsun getirmiş. Bayağı bir 10 kilo falan getirdin herhalde değil mi anne? Burada da arkadaşlar özel bir pasta. Üstü hafif kaydı arabada getirirken ama sonra da muyumuz var. Bu da Ekrem'imizin. Hadi bize yine afiyet olsun. İyi mi mesela şu görüntü? Güzel. Ayaklarına mesela odaklanabilirsin. Kızımız nasıl? Omuzlar şu an çok iyi. Aynen. Burada bozmadan. Bunu da istiyordum, şu an drone tepemizden çekecek. İnanılmaz iyi olur. Bence yapabiliriz yalnız bagaj olayını. Aynen. Ben biraz önünüze geçiyorum. Koş. Çok iyi. Adamın koşuşu seksi ya. Geldim, çek. İyi mi, yeter mi? Bence gayet güzel. Tamam, bitir. Arkadaşlar şu anda ayakkabı için, bu Infinity React'lar için görüntü çekiyoruz. Direkt görüntüye başladık. Under Armour maskemizle. Ben şimdi kameramanımızı sizlere bir göstereyim. Kameramanımızın durumunu göstereyim. What's up? Arkadaşlar Tarık, 10 numara 5 yıldız. Bu şekilde aracın kapaklarını açtık. Ve burada da Fethi. Ben de şoförüm. Şoför. Bayağı güzel, değişik bir hava var böyle. Tipik Ankara havası. Güzel bir yol bulduk buralarda. Yolda koşmaya çalışıyorum. Böyle hoş, güzel oldu. Hazır dedim, iki tane Civan Mert delikanlıyı bulmuşum. Kullanalım dedim. Çok güzel Fethi fikri verdi. Çekeriz seni bagajdan dedi. Bu şekilde şimdi görüntülere geçelim o zaman. Bro. Tamam. Bu halini bir tık daha. Güzel. Yaklaşıyorum. Araba geliyor. Sağa doğru gel. Harika ya. Devam. Bekle. Geçsin bizi. Devam. Biraz hızlanıyorum. Hızlan. Biraz seni geriden çekeyim, aynen. Hızlan. Uf, bittim. Oh, ya bu işler zor gençler. Oh. Görüntü nasıldı? Güzeldi, bence bayağı güzeldi. Evet.
Video devam. Seni de kapatıyormuşum burada. Kapalı kalıyor. Kapatayım. Evet, sonunda bunların görüntülerini çekebilmek hoşuma gitti. Oh. 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 Ama güzel oldu. Değil mi? Bayağı iyi oldu. Koşmayı çok özlemişim. Oh. Arabayı çekelim. Yorulduk. Yorulduk. Terledim. Hem soğuk. Bir de üstüne terlemeyi hiç sevmiyorum soğuk havalarda böyle. Tabii. Anlın manlın bir tuhaf oluyor. Şunlar falan hep arkadaki açılıyor değil mi? Bu açılmıyor ya, sabit. Ankara. Değil mi sabit ya? Aynen. Ankara'dayız. 06 plakalar. Yine börek almaya gidiyoruz biz, börekçi. Bülent böreğe çalışıyoruz. Bülent böreği çok iyi ama cidden ya. Ben sıradayım arkadaşlar. Tarık gitti. Tarmaktan, şeyden, Decathlon'dan iki poşet doldurmuş. Bayağı bir şeyler var. Evde bunları bir kurcalarız. İki tane de çok güzel top almış. Bu topa bayıldım ama. Bu topu da seviyorum. Bu dışarıda oynarım ya. Duyulur, duyulur. Duyulur mu? Duyulur. Bu karantinada biraz görünsün diye aldım yani. İyi, mantıklı. Parlakça. Mantıklı. Hey! Hey, hey! Çok çok coşum ya lafa. Ama şurada gömmesek mi? Şurada gömmesek mi? Korkuyorum içeri girersek. Bir indirim de yok. Neyse, bebeşimize şimdi Gap'te arkadaşlar sıra. Gap'ten bir şeyler alacağız. Amcası alacak bir şeyler sonra. Fethi amcası var yahu. Evet, maalesef. 800 lira zarardayız. Almadık, alamadık. O zaman fakatı 3000. Yine indirime girer ama muhtemelen. Yapacak bir şey yok. Hop, arabada ziyafet yaptık. Dev gibi bir ıslak kek hepimiz ve sonrasında ise harika burger. O burgeri şöyle bir kaldırabilir misin? İnşallah şey yapmışlardır, kesmişlerdir. Ben söylemiştim ama. Oh, ne kadar ağır. Çok büyük. Çok büyük. Evet. Kesmişler. Oh maşallah. Buna bakın arkadaşlar. Büyüklüğe bak. 40 lira mı demiştin? 49 lira evet. Bir zahmet. Arkadaşlar harika. Yarıya böldürdük. Fazla aç olduğumuzu düşünmedik ama çok büyük bence zaten. Evet, yiyemezdik evet, belki de. Evet. Hadi bize afiyet olsun. Arabada böyle drive-thru keyfi gibi sanki. Ama böyle bittikten sonra çekmek de pek bir şey ifade etmiyor. Maalesef onu zamanda düşünemiyorum ya. Öyle bir daldık yemekleri ki. Ama harikaydı cidden, muazzam. Çöplere möplere baksanıza. Şu neydi Hüsam abi marka? Big Baker. Sağ ol, şu an çekebilirsin. Cidden hamburgerin muazzamdı. Başka bir şey kalmadı değil mi? Eve geldik. Dışarı çıkacaktık aslında yürüyüşe falan ama maalesef bugün sokağa çıkma yasağı başlıyor. Artık 9-5 hafta içi, hafta sonu full evdeyiz biliyorsunuz. O yüzden maalesef evde kaldık. Ben de biraz edit yaptım. Şimdi yükleniyor videom. Bir yandan da Decathlon'dan ne almışlar onlara bakmak istiyorum. Ve böylelikle de bu videoyu da sonlandırmak istiyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Umarım hoşunuza gidiyordur. Normal hayatla birlikte vlog çekmek bazen zor oluyor çünkü amacım vlog çekmek değil. Amaç günümü güzel geçirmek, anından keyif almak, bazen işte kamerayı çıkartıp bir şeyleri yakalamaya çalışmak zor olabiliyor. Bu da onlardan biri oldu. Bazen işte sadece vlog çekmek için bir şeyler yapıyorum. Amacım bir şeyler yakalamak olduğu için çok zorlanmıyorum. Like atmayı, destek vermeyi, moral vermeyi unutmayın arkadaşlar. Benim gazım sizsiniz, benim yakıtım sizsiniz. O yüzden destekleriniz benim için çok şey ifade ediyor. Bunca zamandır da bitmeyen ve daha güçlenen desteğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Ben de elimden geldiğince sizlere seri, çok ve dolu dolu içerikler üretmeye çalışıyorum. Jordan 35 şu anda yükleniyor. Question 1 bayağıdır duruyor. Çok izlenmeyeceğini düşündüğüm için, karşılığını alamayacağını düşündüğüm için böyle kaldı bayağıdır. Ama ilerleyen zamanlarda onu da yapacağım muhtemelen, bu ay içerisinde en kötü. Çorabımı çok beğenmeye başladım arkadaşlar, bu Adidas çorabımı. Böyle çizgi çizgi olması falan hoşuma gitti. Terliklerde bunlar. Nike'lar duruyor da annem gittiği için bu bana kaldı. Evet, yine alışverişler alışverişler. Bitiremedik alışverişleri. Gap'ten de tabii ki bebiş için çok güzel şeyler alındı. Gençler, şu Under Armour'lara baksak. Bakalım şimdi, bakalım bir dakika. Under Armour mu? Under Armour nereden çıkıyor ya? Bir dakika, orası biliyorum sana.
İzmir'de evet. Abi. Allah bunlar Allah da öyle bir sarıyor ki saatlerce oynasın geliyor ya. Harç ediyorum. Defans hayvan. Ama 0-0 gibi bir skor var orada. Şey, üstünlük bende. Önceki maç 2-0 kıçaktım. Ben izin vermemiştim. Olmadı. Tabii. Olmadı. Topu çok kötü ya burada. FIFA'da böyle ya. Daha demin Roşata'yı çaktım bir tane de. Ben de burada olmuştum. Roşata'yla olmuyor. Şurada 0-0 yazdığı sürece ya. Hiçbir önemi yok. Ama siz top... Ya sen yeter ki iste burcu. Bak geliyorsun. Beyazlar benim bu arada. Ama Fethi bozuk kolla oynuyor, onu söylemek lazım. Teşekkürler. Evet, bayağı. Aa, sen niye kaleci yapmazsın da defans atarsın? Evet. Bunlar da çok kısa söylüyorum. Neler aldınız bir anlatın da sonra çıkış yapalım. Şimdi şöyle ki, dekantona bir gittik. Tarık iki tane top aldı. Ben evet, o iki topu gördünüz. O iki topu gördünüz. Bir tane şöyle şort aldım. Bu herhalde Decathlon'un en kaliteli şortu değil mi? Aynen. Fiyatı en yüksek olan şorttu. 150 lira falan da eskiden ta zamanda. Tamam, şu anda 150 lira. 150 lira ama burada el silme yerleri falan da var. Yani bu şort güzel bir basketbol şortu aslında. Gerçekten bir de, bence de güzel. Bu da bir benzeri, bu daha ucuzdu. Bu da 100 liraydı. Sende yok muydu aynısı? Bu çift taraflı bir de galiba. Çift, i̇kisi de çift taraflı. Öyle mi? Bu benzer rengi vardan, bu daha güzel şu an aldım. Hmm. Hoşuma gitti yani. Evet, güzelmiş, ben de beğendim. Cansu bu yenilerden değil mi? Aynen. Koç. Şimdi sana ve Tarık'a da iki tane şöyle şey aldık. İçlik. İçlik, atlet. Aynen. Bir tanesi benim arkadaşlar. Bunlardan zaten siyah ve beyazı vardı. Siyahı çok kullanıyorum. Sürekli makine de oluyor. Aslında bir sürü Nike'ın falan da var ama bu değişik bir şey. Çok ısıtıyor biliyor musun? İyi mi? Ya benim hoşuma gidiyor. Soğuk havalarda böyle içten yanmalı motor gibi oluyorsun resmen. Çok iyi. Ben de ilk defa aldım. Yani bayağı böyle yakıyor içini. Güzel oluyor. Forma altı, hele ki şu soğuklarda benim bayağı hoşuma gidiyor. Hazır mıyız? Hazırız. Bakalım. Sıradaki ürünümüz. Bir de böyle poşetten çıkıyorum. Biraz heyecanlı. Tarık'o bir tane dizlik aldı. Böyle de Tarık iki tane daha üst aldı. Şöyle göstereyim. Aynen. Bu şey. Yine içlik. İçliğin kollusu bayağı güzelmiş ya bu. Bir de uzun kollu aynı şekilde içlik. Oo, daha soğuk. Harikaymış. Bunların fiyatları neydi gençler, hatırlıyor musunuz? Tarık baktı, ben bilmiyorum. Bu neydi? İkisini aldığı için. 100 liraydı herhalde. Ha. 120 TL'ydi. 100 vardır. 80 bin neydi? Çok güzelmiş. Ben bayağı beğendim bunu ya. Parmak çıkartma yeri falan da var. Şimdi fark ediyorum bu arada. Bayağı güzelmiş bu. Hoşuma gitti. Yani kalitesi güzel. Şunun kalitesinden daha yüksek kalitede. Bu biraz daha ince. Bunlar kalın. Kış ayları için mantıklı. Uygun tercihler değil mi? Kesinlikle. Ben de onu diyecektim. Hani eğer maddiyatın çok el vermiyorsa Tarmak. Decathlon çok güzel bence. Bence de. Harika. Doğru. Haklısın. Bu Kipsta. Bu neydi? Bu Tarmak dedi. Farklı birbirinden. Bu koşu için daha çok. Bir de ne? Çorap mı? Şöyle de. Yok, çorap değil. Kafa bandı. Ben biliyorsun kafa bandı. Aa, seversin. Mantıklı. İki tane şöyle bir de bunun kalınlığı da güzelmiş. Tam senlik. Evet. Selamlar millet. Yine bir blokta soruya cevap vermediğimi gördüm. O yüzden tam şu an editliyorum ve yüklemek üzereydim. Biliyorsunuz artık bloklarımızda sorulan sorulara cevap veriyoruz. Bu videoda sorduğunuzu bir sonraki videoda cevaplamaya çalışıyorum. Bu şekilde bir işleyiş var. O yüzden aklınıza takılan, merak ettiğiniz şeyler varsa benimle ilgili, hayatımla ilgili bloklar biraz daha sizleri içeriye dahil ettiğim, biraz daha hayatımı anlattığım, gösterdiğim videolar oluyor. Şu zamana kadar hep bunlardan bayağı uzak durmuştum ama 3-5 vlogtur gördüğünüz üzere artık daha fazla sizleri dahil etmek istiyorum. Ve merak ettiğiniz şeyler varsa muhtemelen önceki vloglarda da cevaplanmış olabilir. O yüzden hani geri dönüp birkaç tanesini izlerseniz daha güzel olacağını düşünüyorum. Bayağı uzun süredir sorulan arkadaşlar, araba neden böyle? Neden işte fiyat kullanıyorsun? Neden daha iyi bir şey almıyorsun gibi sorular çok geldi, geliyor. Onlara cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar, arabam şirket arabası. Yani ücretsiz, bedava, yakıt derdim de yok. O yüzden kullanıyorum. O yüzden daha farklı bir araba düşünmüyorum. Güzel de bir arabam vardı. Onu sattım ama maalesef Türkiye'nin hali çok değişken olduğu için arabalar artık uçtu kaçtı. Yani bu fiyatları hak ettiklerini çok düşünmüyorum. Hani şu an araba almaya ihtiyacım da yok zaten. Keşke ama yatırımı bekletseymiş köşede diyorum. Durum bu. Bir yerden ötekine çok rahat bir biçimde beni götürüyor. Çok lüks olmasına gerek yok şu an için. Hani evim, hayatım olması yeterli. Araba böyle geliyorken de fazla strese girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Durduğu yerden bizim için oldukça masraftı. İşte vergileri ayrı, bakımı ayrı, benzini ayrı. Satarsak daha iyi olacağını düşünmüştük. Ne oldu? Arabalar uçtuğu için yeni bir araba almak zorlaştı. Şükür ki zaten bizi götüren bir arabamız var. Durum bu. Bunu anlatmak istedim çünkü çok takılıyorsunuz. Özellikle belli arkadaşlar. Böylelikle cevabınızı almış olursunuz. Bu arada arka plan artık biliyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. Bu editlediğim, şu an izlemiş olduğunuz video birkaç hafta öncesine ait bir videoydu. Anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Kendinize dikkat edin. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sorularınız varsa aşağıda bekliyorum bir sonraki vlogda cevaplamak üzere. Tekrar bir daha size o zaman bugünlük out.